Eylül de başlamak üzere kışa. Da öyle. Arada vadi var. Direkt daha doğru yapmış. Yok abi ben bak. Binde bir eğim cazibe vererek o 51 kilometrede bir mühendislikle harikası hala günümüze kadar da gelmiş. Beni nereden ne getiriyor? Gürpınar tarafından sulamayıza geliyor. Evet. Biz de 4 kız var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Masaya oturduk mu zaten ne derlerse evet. Onların dediği var. Emre, İbrahim fena değil. Yahya iyi. Rahat dışarıda da gelmesi lazım. Gelenlerin check-up'a girip girmemeleri tepsi. Merhaba, hemen sizleri görmekteyiz. Başı haleli Hristiyan ikonografisinde önemli şahanların ve inanmayanların Hazreti İsa'nın sağında ve solunda toplanacağı sahne. Bizler de bilirsiniz İslam inancında hünkâr mahkûdur. Bu da Davut'un çobanlığına ithafen yapıldı ve ayaklarının da şartlarından dolayı çıplak olan üstünde ters ok atan bir figür görmekteyiz. Dediğim gibi kilisede farklı dönemlerin etkileri... Nereye gidiyoruz? Balık karnındaki serüvenin karanlığında ve bizim inanışımıza göre balığın karnındayken La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Kiliseyi güney cepheye kadar dolaşan nar ağacı motiflerini bizler görmekteyiz. Bakın şu çıplak vaziyette betimlenmiştir. Çıplak vaziyette betimlemelerinin sebebi şudur. Fırtınanın etkisi kayınca farklı bakın ters üstünde ters ok atan bir figür görmekteyiz. Bir balık ve kıyıya bırakılmış bir insan. Hazreti Yunus'un balık. Dediğim gibi yine o kısım onun küçük bir Aktamar diye bir şey var. Mermer damarlar var. Aktamar oradan geliyor. Meğerse Aktamar'aymış. Flamingoların üstü bir geçiş güzergahı. Erçek Gölü'müz mesela muhteşem film. Ah tamammış. İzlerini de burada görmek mümkündür. Çünkü harmanlama biraz sonra mesela bir Abbasi halifesini 750 devam ediyor bu şey ve Hazreti Yunus sonunda çekilen 3 defa kübrada onun ismi. Ben Mehmet Alper. Alper. Rukiye. Halime. Dicle. Abdullah. Ümmü Gülsüm. Başla. Bu Ebu Bekir. Ebu Bekir. Kaan. İzler. İzler. Zeynep. Yeni versen gidelim. Bunu olabilir mi? Ne kazı çalışmaları başlamış durumda. Zamanımız olursa Sayın Valim, zamanımız olursa kazı alanını orada 2-3 dakika gezebiliriz olmazsa. Şöyle restore edecek camilerimiz hangisi? Onları söyle vakıflar bölge. Şu an şöyle Ulu Cami
Abi sen bunları sonra bıraktır ki artacak sefer sayısını bunlarla şey yapacaksın ha. Bu da yukarıdan çekiş evet. Herhalde. Tabii. Net koyunu oradan bir iskele yardımıyla Larus 1850'lerde oran kalıbını çıkartmaya çalışır ama kalıp kırılır ve mevcut halinde kalır. Sonra da yapılıyor. Persler buraya... Larus ne olur? Sen evet, aldıktan Persler, sonra... Persler dönemidir. Niye muadili diyorum? Plan türü açısından, Büyük Selçuklu'nun Anadolu ayaklarının açısından işlemiş olması. Şu an biz saray kapının olduğu yerdeyiz. Saray kapının üzerindeyiz. Burası 2010'larda restore edildi. Bak. İleride de gitmiyoruz. Öyle mi? Yok, şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. On beş tane de yazıt var. Minua yazıt yazdırmış. Diyor ki her kim ki bu kanalı ben yaptırdım derse, her kim ki bu kanala zarar veriyor. Tam net tarih kestiremiyorum. Burası Artık Kalesi. Van Hakkari Karayolu'nun hemen şurada. Şöyle bir sırtta bakın şu yol Başkale'ye giden, Hakkari'ye giden yol. Bu Çavuştepe diye. Şu alan bu. O şekilde bir üç boyutlandırılmış halini görüyorsunuz. Şu an kardeşim. Nahçıvan. Nerede? Malatya'da mı? Erzincan'da mı? Erzincan'da mı? Başkanım şu şey çok kıymetli, onu bir dürüm göstersin. Şunun üretilmesiyle ilgili bakalım. Bu replikası. Yani aynen bu şekilde Umar Tuca yazılar şeyler. Tamam. Şu noktalarda ne olduğunu size göstereyim. Başınıza geldi. Hem bu üretler bir uçak en iyi bir üretler. Bahçesi nasıl bir şey? Başkanım, 100 kilometre çaplı, yarı çaplı bir daire çıktı. Yani her gittiğiniz bunu stratejik olarak kullanmalı. Buradaydım ben. Ve o tamamen tahakkuk etti. Kaleye gel.